Herkese merhaba. Bugün 19 Ağustos 2020 Çarşamba ve Nur Topu gibi bir gündemimiz daha oldu. Erdoğan e, açıklamasını yaptı ve ne zamandır ortalık muhalefete şuna buna kalmıştı. Muharrem İnceler'e Joe Biden'lara kalmıştı. Bir dakika dedi. Ayasofya falan bile durumu kurtarmadı. E, Muharrem İnce bütün kanallar basın toplantısını verdiler. Üç gün konuşuldu unutuldu. E ne yapacağız? E, gündemi değiştirmem lazım. Evet Erdoğan gündemi değiştirdi. Cuma günü bir müjde vereceğiz. Türkiye Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak dedi. Ben de gaza gelme Türkiye diyorum. Gazla alakalı yani sadece işin e, ironik tarafı değil gazla alakalı bir e, müjde olabileceğine dair de rivayetler var. Yani muhalefetli bir hareketlenme var öteden beri söylüyoruz. E, ve sadece bugün mesela Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etmiş. YouTube'daki izlenmelere baktım. İki liderin basın açıklamasını binlerce kişi aynı anda seyrediyor ve bu pek çok hesaptan da aynı anda veriliyor. Bir tarafta korona krizi, Covid meselesi çözülmemiş bir şekilde devam ediyor. Türkiye temerrüde düşmek üzere, tepetaklak gidiyor. Daha evvel de söylemiştim milyarlarca dolar borcu var ve bunun yüz küsür milyar doları hemen önümüzdeki sene içerisinde ödenmesi gereken bir borç. Bu para yok. Merkez Bankası rezervleri bile eksiye düşmüş. Ama demem o ki bütün bunların hiçbir önemi yok. Gerek muhalefetteki artık korku duvarının yıkılması, gerek ekonomik krizin artık kapıda olması, ülkenin borçlarını ödeyemeyecek noktaya düşmesi vesaire her ne ...halise Erdoğan çıktı ve bir açıklama yaptı ve gündemi değiştirdi. Farkında mısınız artık Ayasofya konuşulmuyor, farkında mısınız Muharrem İnce konuşulmuyor, farkında mısınız Joe Biden bile konuşulmuyor, artık bu konuşuluyor. Peki ne var gündemde? Öncelikle ona bir bakalım Erdoğan'ın açıkladığı gündemde ne var ve üzerine konuşalım. BBC Türkçe'den getirdim. Cuma günü bir müjde vereceğiz. Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak demiş. E, fakat e, ne olduğuna ilişkin olarak e, pek bir açıklama yok. Sadece şunu söylüyor: hidrokarbon arama faaliyetlerimize hız kazandırdık. Akdeniz'de attığımız adımlar enerji e, dışa bağımlılığımız ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir. Diyor Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyen muhalefet bu iyi dinlesin diyor ki buradan açıkladığı şeyin gazla alakalı olduğu anlaşılıyor. İstikbal mücadelesi diyor Akdeniz'de. Akdeniz'den Libya'ya kadar yürütülen mücadele, vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayret veriyorsak, mavi vatanı savunmak o derece önemli deniyor. Mavi vatan, vatan söylemi Akdeniz'le beraber gündeme girdi ki bunu ulusalcılar, Avrasyacılar da söylüyor. Ee, sevri yırtıp attık, Doğu Akdeniz'de dayatılmak istenen sevre boyun eğmeyeceğiz diyor. Ve müjdesini en son söylüyor. İşte şu bölüm işaretleyeyim. Yarın perşembe sonra da cuma. Cuma günü bir müjde vereceğiz. İnanıyorum ki Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur diyor ve artık evet gündem değişti. Bugün, yarın, öbür gün cuma günü açıklanacak müjdeye kadar Türkiye'nin önümüzdeki 48 saatini Erdoğan bloke etmiş durumda. Mevcut konuşulan konular, mevcut konuşulan gündemlerse düşmüş durumda. Anti e e Paralel olarak parantez şunu söyleyelim. Hazine Maliye Bakanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ta Türkiye için bir eksen değişikliği olacak diyor. Anadolu Ajansı'ndan okuyorum. Deniz Çiçek Palabıyık'ın haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine ilişkin Türkiye için bir eksen değişikliği önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor demiş Berat Albayrak. Evet. O arada Euronews Erdoğan'ın müjdesinin ne olduğunu açıklayan Sertaç Aktan isimli e, imzalı bir haber yaptı. Euronews'tan aynen ekrana getirdim okuyorum. Erdoğan cuma günü bir değil iki müjde birden açıklayabilir. Serta, Sertaç Aktan imzalı haberde şu yazıyor. E, Euronews Türkçe servisinin edindiği bilgilere göre diyor Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağız dediği müjde Akdeniz'de tespit edilen bir doğalgaz kaynağı. Bunun için NATO limanında demirli olan Türkiye'nin 3. sondaj gemisi Kanoni yola çıktı. 12.000 metre derinliğe kadar 3.000 metre sondaj yapma özelliği olan Kanoni'nin 35 personeli var demiş. Bulunan gazın değeri ve sınıflandırılması açısından ilk aşamada hangi derinlikte bulunduğu gibi teknik bilgilerin sır tutulması açıklanmaması bekleniyor demiş. Edinilen bilgilere göre bulunan gaz kaynağı hidrokarbon demiş. Euronius'a konuşan isminin açıklamasını istemeyen Cumhurbaşkanı'na yakın bir kaynak, gaz kaynağının Akdeniz değil Karadeniz'de bulunduğu iddiasının stratejik ve hedef şaşırtma amaçlı olabileceğini de belirtmiş. Ki Bloomberg de yayınlanan haberde Karadeniz'de bir kaynak bulunduğu biçimdeydi. Hidrokarbonlar endüstriyel açıdan önemli. E, Tüpraş ve pet Petkim hisselerinde yükselişler yaşanmış. Bununla ilgili bir başlık var. İkinci müjde aşı olabilir diyor. İkinci müjdeye bakalım. Hidrokarbon gaz müjdesini, müjdesini okuduk. Akdeniz Karadeniz bakacağız. O cuma günü belli olur. Ama gazla alakalı bir müjde olduğunun altı çizmiş, çizilmiş e, Euronews'da. İkinci müjde aşı olabilir diyor. Onu da işaretleyeyim ve okuyayım. Covid-19 aşısı için Rusya ile yoğun temas içindeymiş Türkiye. İki ülke arasında bir aşı protokolü imzalanması çok yakınmış. Ee, ve Rus aşısı alan ilk ülke Türkiye olabilirmiş. Aşı üretiminin bir bölümünün de Türkiye'de gerçekleştirilmesi söz konusu imiş. Euronews'a göre. O arada Ahvalin sitesinde Euronews e, ve Bloomberg'den Erdoğan'ın müjdesine ilişkin iki farklı haber toparlanmış. Euronews haberini okuduk. Bloomberg konu hakkında doğrudan bilgiye sahip iki Türk yetkilisine bir dayandırarak e, Türkiye Doğu Akdeniz değil Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti. Bu kaynak muhtemelen doğalgaz demiş. Evet. Bununla ilgili detaylar da var. Serta Çaktan'ın attığı tweet vesaire vesaire. Evet. Zannediyorum biraz anlaşılmıştır olaylar. Yani neticede Doğu Akdeniz'de veya Karadeniz'de bir gaz müştesi. Hidrokarbon mu doğal gaz mı? Bir de Rusya ile alakalı aşırı müzcesi. Her ne olursa olsun ikisi de Esasen e, doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey. E, keşke bir Türkiye enerji kaynağı bulsa ve bundan sonra dışa bağımlılıktan kurtulsa. Keşke aşı ile ilgili gelişmeler olumlu olsa ve Covid 19 belası e, başta Türkiye, bütün dünyada bitese. E, bu konuda gerçekten iyimser olmaya çalışıyoruz ama eldeki veriler çok da e, Pembe değil. Bir gaz kaynağı bulsanız bile Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de bu nerede, hangi rezerv, işte bunu çıkartmak karlı mı? Hangi koşullarda çıkartacaksınız? Oraya işte efendim nasıl bir sondaj yatırımı yapacaksınız ve bu hangi süre içerisinde nasıl sonuç verecek vesaire. Güneydoğu'da petrol rezervleri, Trakya'da, Marmara'da doğal gaz rezervleri hep konuşuluyor. Ve Türkiye'ye 8-10 senedir sürekli gaz veriliyor. 2010-2011'den beri yerli otoyollarda, yerli uçak havalarda vesaire vesaire. E, gaza gelme Türkiye dememizin nedeni o. Bekleyin, bekleyelim, görelim. Aşı konusunda mı açıklama olacak? Gaz konusunda mı açıklama olacak? Nedir, ne değildir? Yani ee, ne derler hani o eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün ifadesiyle kasaptaki ete soğan doğramayalım. Bu konularda temkinli olalım. Çünkü bu konuda bu konularda temkinli olmak için emin olun Türkiye'nin çok gerekçesi var. Geriye doğru çok yaşanmışlığı var. Gazetelerin e, birinci sayfalarına bakacağım. E, bu konu bittiyse ee, bu gaza gelme meselesi bittiyse gerçek gündeme biraz dönelim ve e, gerçek gündemde acaba ne var? Gazeteler e, gazetelerin büyük bir çoğunluğu e, hükümet eksenli yürüyor ama ben onları ekrana getirip arkasında da ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum O açıdan da dengelemeye çalışıyorum dilerseniz başlayalım. akşam gazetesi sür manşetinde birinci sayfada dikkate değer hiçbir şey yok ama şu haber dikkatimi çekti. 150 bin TL'nin altında 6 model kalmış Türkiye'de. 6 sıfır araç yani sıfır araç fiyatlarına bakarak en ucuzu da 107 bin TL'ymiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani 100 bin TL'nin altında araba yok Türkiye'de. En ucuzu 107 bin TL. 150 binin altında da 6 6 model kalmış yani yakındır o da herhalde onlar da 150 binin üstüne çıkar. Anayurt gazetesinde e, Namık Kemal Zeybek Erdoğan parlamenter sisteme dönmek isteyebilir e, demiş. Erdoğan çok sıkışırsa Erdoğan artık hani e, Belarus'taki e, Lukashenko gibi. İşte anayasayı da konuşalım, tekrar seçim olabilir, referanduma gidebiliriz falan. Çok sıkışan otoriter liderlerinin geldiği noktadır. Erdoğan son kertede bunu söyler, vaat eder. Yeni bir anayasa bak bırakıyorum falan, Ha, tekrar seçime gidiyoruz falan. Son kertede söyleye söyleyebileceği şeylerdir. Türk siyasetini birazdan yakın okursanız Erdoğan'ın mevcut kazanımları asla bırakmayacağını görürsünüz. Aydınlık Doğu Perinçek'in gazetesi sür manşetinden Çin'le işbirliği yapalım diyor. Öteden beri Çin'le işbirliğine dönük hemen her gün bir haber var Aydınlık'ta. Sard'a da Joe Biden meselesini sürdürmüş. Joe Biden meselesi artık bitti gitti yani hala niye bu konuyu Aydınlık sürdürüyorsun? Üç gün konuşuldu, unutuldu. Şimdi artık Erdoğan'ın müjdesi var efendim. Cuma günü göreceğiz. Bir gün e, özeller bakmayınca devlette yer kalmadı manşetiyle çıkmış. E, yoğun bakımlara korona hastası almıyormuş özel hastaneler. Yurttaşlar e, kamu hastanelerine yönelmişler. Yoğun bakımlarda yer kalmamış. Birazdan bakacağız. Konya gerçekten önemli bir e, noktada. Konya'da alarm çanları çalıyor. Domates, biber, dolar, maliyet arttı, ihracat azaldı, fiyat düştü. Ama Dünden beri sosyal ağlardaki konu esasen bir günün birinci sayfasında şu konu: Çavuş Musa Orhan, uzman Çavuş, cinsel saldırıya maruz bıraktığı e, belirtilen İE intihar girişiminin ardından tedavi gördü hastanede yaşamını yitirmiş. Musa Orhan da serbest kalmış, tutuklandı bu şahıs. E, sosyal ağlardaki yoğun kampanyalar neticesinde e, ve bakalım ne olacak. E, önce e, yakalandı sonra işte tutuklandı ee, serbestti ama sosyal ağlardaki kampanya üzerine Musa Orhan tutuklansın kampanyası üzerine Musa Orhan tutuklandı hadiseyle ilgili çok rivayet muhtelif tam olarak hukuki süreç nedir tam olarak hadisen nasıldır çok şey söyleniyor o da yakın zamanda anlaşılacaktır. Cumhuriyet manşetinde mescitte 30 öğrenci, eğitim bakanı 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitim ve kursa izin vermedi ama Kur'an kursları tam gaz demiş. Evet. Gemicikler büyüdü haberi dikkat çekiyor Cumhuriyet'te. Burak Erdoğan'ın 10 gemi kayıtlı denizcilik şirketi sermaye artırmış efendim. Dünya Gazetesi Hemen manşetin solunda borçlanmada da limitler aşıldı diyor. Bütçe açığı ilk 7 ayda 139.1 milyar liraya ulaşarak yıllık hedefi aşması yanında Temmuz ayı itibariyle kamunun bütçe tanımlı net borçlanması 166 milyar liraya ulaşarak belirlenen limitlerin ilave olanaklar dahil 11 milyar TL üzerinde gerçekleşti diyor. Evet çok alamet belirdi ki artık ülke temerrüde doğru gidiyor. Temerrüde düşmek üzere borçlarını ödeyemez ...noktaya doğru, adeta iflas, adeta ben artık borçlarımı çeviremiyorum deme, bunu ilan etme noktasına doğru gidiyor. Evrensel tükeniyoruz manşetiyle çıkmış, sağlıkçılar Cerrahpaşa'dan ses verdi, e, yorgun ve moralsiziz demişler, e, istifa ve emeklilik talepleri artmış... Çalışma koşulları iyileştirilmeli, maaşlar yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı sağlıkçıların dramı. Hürriyet, e, Hürriyet gazetesinde özellikle sağ bölümdeki e, haberler dikkat çekici. Sharon Stone'un sosyal ağlarda Instagram hesabına koyduğu e, çağrı e, dikkat çekiciydi. Kız kardeşi. Kelly Stone'la eşinin virüse yakalandığını söylemiş. Maske, maske, takmayanlara isyan etmiş. Hemen altında gene korona bağlantılı bir haber. Hocaları üzdüler diyor. E, paylaştığı bu fotoğrafa gösterilen tepki Profesör Doktor Mehmet J. Ceyhan'la arkadaşlarını üzmüş. İşte efendim neden yakın mesafe oturuyorsunuz vesaire gibi. E, ...maskesiz oturuyorsunuz falan gibi yani maskeli mi içecekler oturdukları masada çayı yemeklerini yiyecekler ayrı bir konu ama mesafeleri de çok öyle dip dipe görünmüyor ama işte durum bu e, ve karikatür e, hürriyetin Latif Demirci imzalı karikatürü Türk iş ağustos ayının ilk yarısında 4 kişilik bir ailenin maske masrafını 185 lira 25 kuruş hesaplamış temmuz ayına göre fiyatlardaki artış oranı falan diyor gerçekten maske yüz yakıyor... E, karikatürü e, ciddi bir maske e, bütçesi var evlerde. Artık bu işe böyle bakmak gerekiyor. Hepimiz için ikinci sınav kararın manşeti. 4 Ağustos'tan bu yana binin üzerinde seyreden vakalar salgında ikinci atan göstergesi oldu demiş. En çarpıcı kırmızı alarm Konya'da bir ay içinde pozitif patlaması yaşandı diyor grafiklerle de Konya'da artan rakamları 20 Temmuz'dan 18 Ağustos'a incelemiş Karar Gazetesi Korkusuz sizin canınız can da bizimki patlıcan mı AKP'li siyasetçilere her hafta korona testi yapıldığı iddiası böyle dedirtti diyor. Öyle artı saraydaki personele de her hafta her hafta değil belki iki günde bir e, test e, yapılıyor. E, böyle bir durum var. Milletvekilleri ve e, Mecliste ve sarayda bir pozitif ayrımcılık var. Milli Gazete manşetten Yunan zulmü sürüyor. Batı Trakya ve 12 adalardaki Türk azınlığın sorunlarına dikkat çekmiş. Milli Gazete işte dediğim gibi bir kere daha Erdoğan ve arkadaşlarının çıktığı ocak olma e, fonksiyonunu sürdürüyor. Ve Ege'de sular ısınmışken Yunan zulmü sürüyor manşetiyle. Saadet Partisi veya Temel Karamallıoğlu ne derse desin manşetten Erdoğan ve arkadaşlarına desteğini esirgemiyor. Milliyet Biden'ın sözleri darbecilik, yazılımcı ordusu, manşetleri vesaire CHP'ye tepki, CHP'den tepki filan falan. Ya Erdoğan bile bir cevap vermedi. CHP neden işte efendim ee, tepki göstermedi Biden'a falan diye. Yani Erdoğan ağzını açıp bir şey demedi Joe Biden'a. Ama Propaganda Bakanı Fahrettin Altun, AKP'li sözcüler başta olmak üzere CHP'de bir şey desin, muhalefet de bir şey desin diye sardırıyorlar kaç gündür. Ya Erdoğan bir şey demedi. Muhalefet çıkıp demiyor ki ya Erdoğan bir şey demedi. Bugün işte Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu'na işittik. Önce Erdoğan'ın konuşması lazım falan diye. Fahrettin Altun'un Altun tepkileri yok farz etti. Muhalefet suçlu çıktı. Gazete Pencere'nin sür manşeti. Ya arkadaş Erdoğan bir şey demedi ya. Yani Otaçok'a e, tweet atan, e, laf söyleyen, savcılarını şunları bunları harekete geçiren Erdoğan. Ama işte ne, ne, ne derler seçilmiş Erdoğan bir şey demezken atadıkları <laughs> muhalefetle idrar yarıştırıyor. Hiçbir şey demiyorum. Posta gazetesinin en dibindeki bir haber dikkat çekici. Utanç tırı demiş. Samsun'da şüphe üzerine durdurulan tırda 120 kaçak göçmen susuzluktan açlıktan bitkin halde bulundu. Polisin hortumla su verdiği göçmenler kana kana su içti diyor. İki gündür bu şekilde yolculuk yapan göçmenler arasında durumu ağır olanlar var. Samsun, tır, 120 kaçak göçmen. Bir Türkiye gerçeği. Ya sabah gazetesinde hiçbir şey yok da işte ne diyeyim? İşte aynı şekilde deşifre oldular. CHP sözcüsünden en ahlaksız cümle. Erdoğan ağzını açıp bir şey dememiş. Bunlar da Ömer Çelik'i öbürü Beri'ki muhalefete ayar vermeye çalışıyor ve Türkiye Gaza gelmeye devam ediyor. Sözcü gazetesi sahiller parsel parsel tanıdık vakfa veriliyor. Ne olacaktı ki zaten? Yani 65 yaş üstüne şok üstüne şok 65 yaş üstü 65 yaş üstü giremez uyarısı asmış şok market Muğla'da. Takvim dostlar korosu demiş işte hani dostlarla hareket edeceğiz hikayesi var ya CHP'nin şimdi o ayrı bir hikaye. Şimdi bu dostlar korasına bakıyorsunuz. Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu, Joe Biden'ı ortaya koymuşlar. Mazlum Kobani var, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, işte İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu falan. Şimdi takvim ve işte havuz hep bunu yapıyor. Açın bakın 2013 versiyonunda başka 2014 versiyonunda başka 2015'in 2020 versiyonu böyle. Sürekli aktörler değişiyor. Hep böyle bir şeytanlaştırma gidiyor. 5 sene önceki, 4 sene önceki manşetleri getirsem o gün şu anda hiç hatırlanmayan isimler var ama mesela Fethullah Gülen var. Mesela Abdullah Öcalan var. Mesela başka bir sürü gene isim. Kemal Kılıçdaroğlu hep var. Atlamayalım. Aydın Doğan var mesela falan. Ama şimdi bunlar ekarte olduktan sonra o işler geçti artık. Bitti gitti. Şimdi yeni aktörler var. Emin olun bu devran bu şekilde devam ederse 2021-2022'nin Dostlar Korosu başka olacak. Ee, başka isimler eklenecek. Hep aynı türküyü farklı şeylerle, farklı notalarla Çığırıyorlar ama dediğim gibi bir türlü de Türkiye muhalefeti akıllanmıyor işte. Hep aynı tipler. Ömer Çelik, Fahrettin Altun, işte Mahir vesaire. Hep aynı tipler yani. Hep aynı tipler Türkiye'ye 10 yıldır neredeyse aynı tipler farklı konular üzerinden ayar veriyor. Kendileri de hayret ediyordur ha. Yani ya arkadaş... İn yiyor millet filan diye yani. Kendileri de ayrı ediyordur yani. Kolay bir şey değil yani. Joe Biden tartışmasında AKP sözcülerinin takındıkları tavır zihinsel devreleri yakacak cinsten diyor. Bülent Korucu. Evet. <laughs> evet. tr 724ün manşeti okursunuz. Yeni yaşam barış ve özgürlük yürüyüşü başlıyor. HDP kayım atamalarının yıl dönümünde barış ve özgürlük yürüyüşü başlatıyor demiş. Hadi bakalım. Türk lirası serbest düşüşte bir diğer başlık. Yeni Asya krizden çıkış formülü çalışana yatırım. Evet. İbrahim Özda bakın karikatürü 2020'yi özetliyor. Seller, yangınlar, kuraklık, depremler, krizler, korona, iflaslar, çekirge istilası derken 2021'e doğru sürünen bir vatandaş ama 2021 de çok umut verici gelmiyor söyleyelim. Merkez üst Konya Yeni mesajın manşeti Türkiye'de koronavirüsün en çok etkilediği illerden biri Konya diyor. E, günlük dur durum raporu bile e, Konya, Ankara ve Karaman'da e, işlerin çok iyi gitmediğini gösteriyor. E, 12 Ağustos'ta 254 yeni vaka görülmüş. İstanbul'un iki katından daha yüksek. Evet. Yeni çağ manşetinde o darbeyi rüşvetle yapmışlar. Başbakan Musaddıkı devirmek için İran Parlamentosunun bazı mensuplarına bisküvi kutularına saklanmış paralar verilmiş. Çokça gündem belki üzerine çok şey söylenebilir ama gündemler hep değiştiği için belki bunun üzerinde çok şey konuşacakken bu günden bile dünde belki günde kalıyor ve gerçekten Türkiye veya Türkçe gündem her gün yeni bir tartışmayla Bizim de e, gündem defterimizi, ajandamızı değiştiriyor. Benim bir böyle ajandam var. E, bir, bir şeylere rastladıkça oraya atıyorum. Bunu konuşuruz, bunu konuşuruz diye. Bazı şeyler o kadar baskılanıyor ki e, sıra gelmiyor. Maalesef e, konuşmaya, e, gündeme maalesef sıra gelmiyor. Ama unutmayacağımız, unutmayacağım e, bir şey var. Onu da... E, Paylaşmadan e, günü kapatmak istemiyorum. Mevlüt Öztaş, şahsen kendisini hiç tanıma imkanım olmadı ama bu süreçte cezaevinde kanser illetine yakalanan ve hayatını kaybeden son kurban oldu. Pankreas kanseri nedeniyle hastanenin cezaevinde kalamaz raporuna rağmen uzun süre tutuldu ve sonunda iki ay kadar evvel tahliye edildi ama artık ne kemoterapi ne de başka tedavileri kabul etmeyecek bir bünyesi vardı. Karaciğerleri ve artık bütün toplu bir organ yetmezliği vücudunda bünyesinde söz konusuydu ve bugün acı haber geldi ve Mevlüt Östaş cezaevinde yakalandığı ve tedavi doğru düzgün tedavi alamadığı illete e, yenildi ve vefat etti Ne ilk ne son Hala içeride hasta olan ve tedavi edilmeyen Veya son kertide tahliye edilen isimler var Yönetmen Fatih Terzioğlu gibi e, Yüzlercesi var böyle Her gün yeni biri ekleniyor Dram dram üstüne Mevlüt Östaş'a Allah'tan rahmet diliyoruz Ailesine sabırlar diliyoruz. Kolay değil. Çok hayatlar karardı ve hala içeride insanlar beşinci senesini sürüyor. On binlerce insan Türkiye'nin yetiştirdiği insanlar, hasta olanlar var. Tedavi doğru dürüst tedavi edilmeyenler var. Doğru dürüst tedavi e görmediği için de iyileşebilecekken hastalığı ilerleyenler, başka tür hastalıklara evrilenler var. Gazetecilerin mühim bir bölümü meslektaşım, yan yana çalıştığım, aynı kurumda çalıştığım veya yan yana haber takip ettiğim isimler. Üzülüyoruz, üzülüyorum. Maalesef. Bir başka konu. Ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal. Her gün hakları, her gün sosyal ağlarda kampanyalar var. Artı dışarıda da yapılabilirse eylem yapılıyor. Boğazımın acısı hiç geçmiyor artık demiş. Ee, sesleri duyulmuyor. Adil yargılanma talep ettiler. Başka hiçbir şey değil. İki, i̇ki avukat ve onlar da bundan önce ölüm orucuna yatmış ve hayatını kaybeden isimler gibi adım adım ölüme doğru gidiyorlar ve hiçbir biçimde mesajları duyulmuyor, işitilmiyor. Ebru Tim, e, DTK eş genel başkanı Leyla Güven bir araya gelerek daha çok ses çıkartmalıyız demiş. Eşber yağmur deleri dereli hiçbirimiz bu utancın parçası olmak istemiyoruz demiş. Ebru Tim mesajı boğazımın ağrısı hiç geçmiyor artık. Konuştukça acı veriyor. Jandarma sizin girdiğiniz camlı kapının ardında duruyor. 24 saat göz gözeyiz. Cımbız, ayna, tırnak makası yok. içeri almamışlar. Hapishanede çok rahatmışım demiş. Evet. Bir diğer devam eden sıcak kampanyada bu. O arada Türkiye gaza gelmeye devam ediyor. Ben gaza gelme Türkiye diye başlık attım ama şu anda da ve sonrasında da bugün, yarın, öbür gün, cuma o işler açıklanana kadar artık neyse müjde Türkiye bunu tartışmayı sürdürecek. Umarım iflah olur. Umarım iflah olursunuz. Umarım hep beraber iflah oluruz. Bir manşeti böylelikle kapatıyoruz. Dediğim gibi pek çok konu konuşulabilirdi ama yeni gelen ilave şeyler hep baskılıyor ve konuşulacak nice mühim şeyler gündemin gerisine düşüyor. Bakalım Cuma'ya nasıl çıkacağız? Ee, Perşembe güne bakışla Turan Görür Yılmaz karşınızda olacak. Biz Cuma günü haftanın son manşetini e, birlikte atalım. E, gene bu ekranlarda Monster TV ekranlarında. Hoşçakalın.